Üçüncü video dersimize devam edelim arkadaşlar. Şimdiki konumuz ondalık sayılarda çarpma işlemi. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. İki ondalık sayı çarpılırken virgülleri kaldıracaksınız. Ve oluşan tam sayıları aynen kendisi gibi çarpacaksınız. İşlemin sonucu bulunduktan sonra çarpılan sayılarda ondalık kısımlarda toplam kaç basamak varsa işlemin sonucunda sağdan itibaren o kadar basamak sayılır ve virgülü de oraya koyacaksınız. Ne demek istiyorum? Şimdi birinci sorumuzda 3 tam %25 ile 2 tam %12 vermişiz. Sayıların kendisini virgülsüz şekilde yazıyorum ve normal çarpma işlemini yapıyorum. Normal çarpma işlemi gereğince 325 ile 2'yi çarpacak olursak 5 kere 2 10, elde var 1. 2 kere 2 4, 1 de eldeden 5 gelir. 2 kere 3 6 yapar. 1'e geldi sıra, 1 ile çarpacak olursam bir basamak kaydırdım, sayının kendisini yazdım. 2 ile tekrar çarpacak olursam yine bir basamak kaydırdım. 650 olduğunu yukarıda bulmuştuk zaten. O yüzden yeniden çarpma gereği duymadım. Şimdi toplamamıza geçelim. 0 aynen indirdim. 5, 5 daha 10 yapar, elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 eldeden 9 gelecek. 3, 5 daha 8 yapar. 6'yı da aynen aşağıya indirdim. Şimdi bulduğumuz bu sayıyı da çarptığımız sayıların virgülden sonraki basamak sayısı kadar virgül kaydıracağız anlamına geliyor. Şimdi 3 tam %25'te 2 tane basamak var virgülden sonra. 2 tam %12'de de 2 basamak var. O halde ben toplam 4 basamak kaydırma yapmam gerekiyor. 4 basamak kaydırma yapacaksam ne demek istiyorum? Normalde virgülüm benim burada. Şimdi başlıyorum. 1 kere kaydırdım. 2 kere kaydırdım. 3 kere oldu. Ve dördüncü de ben 6 tam 10.000'de 8.900 şeklinde bir sayı elde ettim. Virgülden sonra sayılardan sonra gelen sıfırların bir önemi olmadığı için aslında bu sayı 6 tam %89 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Şimdi size bir pratik yöntem verelim arkadaşlar. Bir ondalık sayıyı 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma. Bir ondalık sayıyı 10, 100 ve 1000 gibi sayılarla çarpıyorsanız ondalık sayıda bulunan virgül çarpılan sayıdaki sıfır sayısı kadar basamak sağa kaydıracağınız anlamına geliyor. Şimdi ne demek istiyorum? İkinci sorumuza bakalım. 12 tam 1000'de 75 ile onun çarpılmasını istemişiz biz sizden. İlk düşünmeniz gereken şey şu. 10'da kaç tane sıfır var? Evet, bir tane sıfır var. Bir sıfır varsa virgülü sağa doğru bir basamak kaydıracağınız anlamına geliyor. Kaydıralım hemen. Bir basamak kaydırırsam buraya gelir. Yani 120 tam %75 olarak sayımızı bulmuş oluruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine aynı sayıyı 100 ile çarpmanızı istemişiz. 100 ile çarpacak olursak ilk başta bakmamız gereken yer neresiydi? Yüzde kaç tane sıfır var sorusuydu. 2 tane sıfır olduğu için o halde ben 2 basamak kaydıracağım. 2 basamak kaydırırsam bir kere de 120 olur. İkinci de 1207 tam 10'da 5 şeklinde bulmuş oluruz. Bir örnekte ben yazayım arkadaşlar. 6 tam %28 ile 103 çarpmanızı istiyorum. Birazcık bekliyorum. Sonra da beraber çözelim. Evet, söylediğinizi duyar gibiyim. 100 ifadesinde 2 tane 0 olduğu için virgülü 2 kere kaydıracağım. 2 kere kaydıracak olursam 1 kere kaydırdım 62, ikinci de 628 virgül buraya geldi. Peki ne olacak? Normalde burada 0 var arkadaşlar. Ama biz virgülden sonra sayı varsa sayıyı aynen yazıyorduk ama 0 varsa sıfırlar gereksiz demiştik. 628 olarak sonucu elde edersiniz. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki sayı doğrusunda 2 ile 3 arası 10 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre A çarpı B çarpımını ondalık sayı olarak bulalım demişiz. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusu gereğince 2 ile 3 arasındaysam ben 2 tam şeklinde kesirleri yazmam gerekiyor. 10 eşit parçaya böldüysem de şu şekilde yazıyorduk hatırlıyorsanız. Burası aslında 1 bölü 10. Burası 2 bölü 10. 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10, 9 bölü 10 ve burası 10 bölü 10 olacaktır.
Şimdi dediğim gibi 2 ile 3 arasını baz aldığım için bunların başlarında da hep 2 tamlar var. O halde biz zaten A ve B sayılarını böylece bulmuş olduk. A sayısı 2 tam 2 bölü 10 geldi. B sayısı ise 2 tam 4 bölü 10 şeklinde oldu. Tam sayılı kesri, birleşik kesri nasıl çeviriyorduk? Tam kısımla paydayı çarpıyorduk, payı da topluyuveriyorduk. 10 ile 2'yi çarparsam 20 yapar, 20'ye de 2 eklersem birleşik kesri çevirmiş olurum. Yani A sayısı 22 bölü 10 olarak karşımıza çıkacaktır. B'ye bakalım şimdi. Yine tam sayılı kesri birleşik kesire çevirecek olursam 10 ile 2'yi çarptım 20, 20'ye 4'ü ekleyeceğim bölü paydayı aynen yazacağız. Yani burası da 24 bölü 10 oldu. Şimdi bunlar aslında paydası 10 ve onun katı olan kesirler nasıl kesirlerdi? Ondalık kesirlerdi. O halde benim bunu hemen ondalık sayıya çevirme gibi bir durumum olabilir. Bir tane sıfır olduğu için bir virgül koymam gerekiyor. Yani virgülden sonra bir basamak olacağı anlamına geliyor. Burası 2 tam 10'da 2 geldi. Diğeri için de aynı şey geçerli olduğundan 2 tam 10'da 4 şeklinde bunu da bulmuş oldum. Şimdi bu ikisinin çarpımı sorulduğundan çarpımda nasıl yapıyorduk? Virgüller yokmuşçasına davranıyorduk ve bu iki sayıyı normal çarpım yapıyorduk. 22 ile 24'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 2 8, 2 kere 2 4, 2 kere 2 yine 4 gelecek ve toplamaya başlıyorum. 8, 8 4 daha 12 elde var 1, 4'e 1 ekledim 5. 528 geldi. Şimdi çarptığım ondalık sayılarda kaç tane virgülden sonra basamak vardı? Burada bir basamak var, diğerinde de bir basamak var. Yani ben çarpım sonucunda iki basamak kaydıracağım, virgül kaydıracağım anlamına geliyordu. Şimdi diyorum ki iki basamak kaydıracaksam sağdan başlıyorum. Virgülüm normalde burada. İki basamak kaydıracak olursak 528'dik ya, virgülümüz buradaydı, yukarıya yazmak istemedim. 1, 2. Yani 5 tam %28 çarpımlarının sonucu gelecektir arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda bir benzinlikteki akaryakıt pompası gösterilmiştir. Bu pompanın üzerinde benzinin litre fiyatı ve alınan benzin miktarı litre türünden yazmaktadır. Pompanın üstüne bakacak olursak arkadaşlar 1 litrenin 6 tam %24 TL olduğu yazmakta. Diyor ki soruda, buna göre bu benzinlikten 100 litre benzin alındığında ödenmesi gereken ücret kaç TL'dir? Şimdi 1 litresi bu kadarsa 100 litresini arıyorum. O halde aslında ben her iki tarafı 100 ile çarpıyorum anlamına geliyor. 100 ile çarparsam burası 100 litre yapar. Karşı tarafta ise 6 tam %24 ile ben 100'ü çarpacağım. Kolay çarpma yöntemimiz neydi arkadaşlar? Diyorduk ki 10 ve onun katı olan sayılarda kaç tane sıfır varsa virgül o kadar sağa doğru kaydırılır demiştik. 2 tane sıfır olduğu için 2 basamak virgül kaydırmam gerekiyor. O halde bir kere kaydırdım. 62 oldu. Bir kere daha kaydırdım. 624 tam 10'da sıfır geldi. Aslında bu sıfır... Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.